Değerli milletvekilleri, evet bugün çocuk istismarı konusunda bir komisyon kurulacak. Peki neden bu aşamaya geldik? Çünkü Hiranur Vakfı'ndaki olay Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Aslında yeni miydi? Hayır. Daha önce bu tip çocuk istismarları var mıydı? Evet. Ama bunun sebebi tabii ki bunun kamuoyuna yansıması. Timur Soykan gazeteci, basın konseyinin en iyi gazeteci ödülünü de aldı. Kendisini kutluyoruz. Bu haberi yapmasaydı bugün biz bu kadar vahim bir meselenin boyutlarını tartışmıyor olacaktık ve bir komisyon kurulması iradesi de iktidar grubundan gelmeyecekti. Bunu peşinen söyleyelim. Şimdi esasa dair bir mesele var. Dün Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çıkılmasına dair sözleşmeden dair itirazı reddetti, davayı reddetti ve çıkmayı uygun buldu. Peki bu ne demek? Şu anda İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan bir irade var, bir siyasi irade var, bir iktidar var. Bu ne demek? Bu aslında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmakla çocuk istismarlarını onaylamak demek. Cezasızlığı onaylamak demek. Kadınların öldürülmesini ve faillerin serbest dolaşmasını onaylamak demek. Çocukların çocukluğunun ellerinden alınmasını, istismara uğramasını onaylamak demek. Ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması aynı zamanda erkekleri, eril zihniyeti, erkek egemen zihniyeti korumak demek. Biz kadınlar olarak dişimizle tırnağımızla, büyük mücadelelerle ve ödediğimiz bedellerle İstanbul Sözleşmesi'ni kazandık. Kesinlikle vazgeçmeyeceğiz ve bu İstanbul Sözleşmesi'ni en kısa zamanda tekrar yürürlüğe koyacağız. Kadınlar olarak bu konuda kararlıyız. Şimdi çocuk istismarında sorumluları bulmak için ilk başta o ülkedeki iktidara bakmak lazım. Türkiye'de kim iktidarda? AKP, MHP ile birlikte ittifak halinde iktidardalar. Peki çocuk istismarı vakalarında başka nereye bakalım? İlgili bakanlıklara, meclise, bu konudaki siyasi iradenin tutumuna bakalım. Var mı bir koruma refleksi iktidarda? Aslında yok. Bu gidişle HKG ne ilk mağdur olacak ve ne de son olacak. Çünkü çocuğun üstün yararı gözetilmiyor. Sadece kınanıyor. Garip bir şekilde. Bu vahim olayı örteceğiz, bitireceğiz falan. Ne örtmesi ya? Siz failleri koruyorsunuz. Yargınız koruyor, bakanınız koruyor, iktidarınız koruyor. Ve münferit olay diye, bu siyasi değil diye geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi iktidar, bakanlar, ilgili milletvekilleri bolca konuşuyor. Dün bir dehşete düştüm gerçekten dinlerken, okurken daha doğrusu. 6 yaşında bir çocuğu kimse başına bela etmez diyen bir iktidar milletvekili var. Bir kere çocuğu bela olarak gören, bunun üzerine saatlerce tartışabiliriz. Burada faili çocuk olarak görüyor, bela olarak görüyor. Ve yine faili koruma güdüsünü ortaya koyuyor. Akit isminde bir paçavra var. Evet, yandaş basın, biz çocuğun yüzünü kapattık ama onlar kapatmadı tabii. Dün bu manşetle çıktılar ya. Utanma da yok, vicdan da yok bunlarda. Ve tek bir iktidar yetkilisi sen bunu böyle yayınlayamazsın demediler. Muhalif kanallara her gün ceza keserken Rütük, Akit ve benzeri paçavraları yandaş medyayı korumaya devam ediyor. Çocuğun yalan söylediğini söylüyor ya. Şimdi soru sorma sırası bizde diyor ve bunu alenen savunuyor. Bütün savcılara sesleniyorum. Tweet attı diye, konuştu diye siyasi parti genel başkanlarını cezaevine atan savcılar, hakimler. Bu Akit gazetesinin çocuk istismarını savunan, kollayan ve çocuğu hedef gösteren, ölümüne aslında sebep olacak bir yayın yapan gazete hakkında ne yaptınız acaba? İşte çocuk istismarına bu sebep oluyor. Bu ve benzeri yayınlar ve tabii ki bunu koruyan iktidarlar. İstismar davalarında
arkadaşlarımız anlattı, grubumuz adına Filiz Hanım da anlattı. Hiç rakamlara girmeyeceğim ama beraat ve mahkumiyet oranlarına dair bir şey söyleyeceğim. 2021 yılında sadece 6.992 kişi beraat etmiş istismar vakalarında. Bu ne demek? Çocuk istismarlarında da cezasızlık tam hız devam ediyor aslında. Bu nedenle çocuk istismarları bitmiyor. Peki diyeceksiniz ki devletin görevi ne? Bunları korumak, kollamak. Çocukları korumak ve kollamak anayasal bir görevdir. Objektif olarak istismara uğrayan her çocuğun vebali Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üzerindedir. Bu iktidarın sorumluluğundadır ve bu suça ortaktır. Çünkü koruma görevini yerine getirmiyor, kollamıyor. Şimdi bununla ilgili AKİT'in bu çocuğun hayatına kastettiğini söylemekle beraber bütüncül bir politikanın olmadığını da tabii söylemeden geçemeyeceğim. Biz HDP olarak gerek İhtisas Komisyonu'nun kurulması, gerek Çocuk Bakanlığı'nın kurulması, gerek çocuklara yönelik bütçelemeye dair hem kanun teklifleri verdik hem de sayısız önergeler verdik ama hiçbiri kabul edilmedi. Çünkü kendi politikalarına uyarlı değil bu mesele. Demin iktidarın hatibini dinledim. Gerçekten bazen acı acı gülümsüyorum. Bu sefer gülümseyemedim de. Ya hakikaten uzun uzun bize bu HKG'nin İranur Vakfı'nda 6 yaşında evlendirilen çocuğun nasıl iyi bakıldığını, nasıl danışmanlık hizmeti verildiğini, çocuğuna işte neler yapıldığını, boşanma protokolünün imzalandığını anlattı. Hikaye anlattı ya Türkiye'ye. Şeyini, suçunu itiraf etmemek için bakanının ve iktidarın her türlü sözü söyledi. Soruyoruz o hatibe ve iktidara. Ya bu adamların tutuklanması için Yusuf Ziya Gümüşel'in ve eşinin Kadir İstekli'nin tutuklanması için ne yaptınız 2 yıl? 2 yıl oturdunuz, izlediniz. Aile Bakanı burada gelip kürsüden itiraf etti. 2 yıl önce başvuru yapmış, 2 yıl boyunca hiçbir şey yapılmamış, bir adım atılmamış, sadece ŞÖNİM'e götürülmüş çocuk ve sonrasında ne oluyor? Tarihleri söyleyeyim. Bu konuda ne zaman açığa çıktı bu? Timur Soykan'ın açıklamasından sonra 15 gün sonra tutuklandılar. 11 Aralık'ta bütçe vardı burada ilk konuştuğumuzda ve 15 gün öncesine gittiğimizde hiçbir işlem yok. 15 Aralık'ta tutuklandılar o tartışmalardan sonra. Ya 7 ay sonraya duruşma vermiştiniz. Tutuklamamıştınız. Bu kadar itiraza rağmen, bu kadar kıyamete rağmen adım atmamıştınız. Kamuoyu baskısı yüzünden korktunuz. Hani biz de iyilik yapıyoruz gibi, ki bu iyilik değil. Bu aslında suçüstü yakalanmanızın panik haliyle yaptığı, gösterdiğiniz bir refleks dışında hiçbir şey değil. Bütün bunları görüyoruz. Bir bakan var, dillere destan. Twitter'da kavga ediyor bizimle. Bir söz söylüyoruz, alakasız alakasız cevaplar yazıyor. Derya Yanık. Ne demiş? Kadına şiddet, çocuk istismarı siyasetin konusu değildir. Siyaset üretilecek konular değildir. İnsani falan filan her zeminde karşılaşılabilecek meseleler diyor. Ve istismar meselesine aslında nasıl yaklaştıklarını da ortaya koyuyor. Ya siyaset erki, bir iktidar, bir devlet çocuk istismarını engelleyemeyecekse batsın ya. Yok olsun. Bu iktidarın Allah belasını versin, hangisi olursa olsun. Çocuklar istismara uğrayacak, tecavüze uğrayacak, 6 yaşında evlendirilecek. Diyeceksin ki bu konuda sorumlu bakan bu siyasetin konusu değil diyecek. Siyaset hayatın her alanıyla ilgilenir ya, ilgilenmek zorunda. Biz hepsiyle ilgilenmek zorundayız. Hangi iktidar olursa olsun diyorum. Hangi iktidar? Sadece şimdiki iktidara yönelik değil. Çocukları korumuyorsa Allah belasını versin diyorum. 1000 kere daha söylerim bunu. Şimdi bu çocuk düşmanlığını yapan AKİT paçavrasıyla birlikte başka yayınlar da yapıldı. Yani bu hakikaten bu suçu meşrulaştırmaktır. Şimdi ortaya çıkan, gün gibi ortaya çıkan bir vakada bu sefer gelin komisyon kuralım. Hayır, bunun esasına da ineceğiz. Pervari'de 3 gün önce basın toplantısı yaptım.
Aile Bakanı oradan bana cevap verdi. Benzer bir vaka, evlendirilmemiş ama 2 yıl boyunca çocuk istismar... Tamamlayalım lütfen. Çocuk istismara maruz kalmış, şikayetçi olmuş, takipsizlik kararı verilmiş ya. Ve çocuk beyanı esas alınır. Ben önerge verdikten 2 gün sonra çocuğu yurda aldılar ve sonra takipsizlik kararını geçen hafta kaldırdılar. Hala tutuklu değiller. İlgili şahıslar, failler hala tutuklu değil. Onun için de bir gazetecinin haber mi yapması lazım? Çocuk 12 yaşında ya. Çocuğun babasıyla görüştüm, amcasıyla görüştüm. Kan ağlıyorlar ama yargı takipsizlik kararını kaldırdı. Talimat bekliyor herhalde. Bir yerler bunu da tutuklayın diyecek. İşte bu meselelere yaklaşım böyle olduğu müddetçe çocuk istismarı bitmez, bitirilemez. Siyasi bir irade lazım, bununla mücadele lazım.